Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli takipçilerimiz, İsviçre Türkiye'yi seçti. Değerli izleyenler, Erdoğan'ın talimatıyla başlamıştı. Bir Avrupa ülkesi de Türkiye dedi. Başkan Erdoğan'ın ülkemizin marka değerinin artırılması amacıyla başlattığı girişime İsviçre'de dahil oldu. İsviçre şimdiye kadar menşe ispat belgelerinde yazan Türkiye tanımını Türkiye olarak kullanacağını duyurdu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan uluslararası camiada Türkiye teriminin Türkiye olarak kullanılması talimatını vermişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ise yılın başından itibaren ülkenin Türkçe adı olan Türkiye'nin diğer dillerde de kullanılmasını teşvik etmek için bir kampanya başlattı. İsviçre'de Türkiye dedi. Birçok ülkenin ardından Türkiye değil, Türkiye kararını da İsviçre'de katıldı. İsviçre Federal Gümrük ve Sınır Güvenliği Dairesi pazartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İngilizce, Almanca, Fransızca veya İtalyanca olarak düzenlenen menşe ispat belgelerinde ülkesi için yalnızca Türkiye isminin kullanılmasını istediğini duyurdu. Bu nedenle Türkiye'yi ve Turguye tanımlamaları artık İsviçre'de kullanılmayacak. İsviçre Günlük İdaresi'ne göre süresi henüz belirlenmemiş bir geçit aşamasında Türkiye eski tanımlamalara sahip menşe belgelerini kabul etmeye devam edecek. Türk firmaları geçen yılın sonundan beri ihraç ettikleri ürünlerin üzerine Made in Türkiye yazıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu bu kararın Türk milletinin kültür, medeniyet ve değerlerini en iyi şekilde ifade ettiğini de ifade etmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise isim değişikliğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ülkemizin marka değerinin artırılması amacıyla başlattığı girişimin bir parçası olduğunu dile getirmişti.